Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda edebi sanatlardan olan tevriyeyi ayrıntılarıyla ele alacağız. Peki tevriye nedir? Anlama ayrı bir incelik katmak amacıyla birden fazla anlamı olan herhangi bir sözcüğü iki anlama gelecek şekilde kullanmaya tevriye denir. Tevriye özetle budur. Ancak tevriyenin birkaç kuralı var. Bunlardan birincisi, bu söz sanatında yani tevriyede daha çok yakın anlam değil, uzak anlam kastedilir. Yani iki anlam olacak. Bunlardan birisi yakın, bir diye de uzak olacak. Yani burada dikkat edilmesi gereken husus, sözcükteki her iki anlamın da gerçek anlamda kullanılıyor olmasıdır. Yani biri mecaz, biri gerçek olmaz. Bildiğiniz gibi eğer iki anlam diyorum ben, bunlardan birisi mecaz, bir diğeri gerçek olursa bu kinaye olur. Burada iki anlam olacak ama bunlardan birincisi yakın, bir diğeri de uzak olacak. Ancak bizim daha çok kastettiğimiz uzak olacak. Yani özetle tevriyede sözün yakın anlamı söylenir ancak uzak anlamı anlatılmak istenir. Şimdi örneklerimize bakalım. Böylelikle tevriye sanatını daha net anlayacağız. İlk örneğimiz, hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden. Şimdi arkadaşlar, senin yüzünden derken burada iki farklı anlam çıkıyor. Bunlardan birincisi sebep. Yani diyor ki sen bana öyle bir şey yaptın ki artık hiç kimse bana güzel gelmiyor. Bunun sebebi kim? Bunun sebebi sensin. Yani şunun gibi, senin yüzünden sınıfta kaldım. Aynı kullanım var. Bir diğeri de kıyaslama yapıyor arkadaşlar burada. Yani diyor ki ben bütün yüzleri yan yana koyuyorum. Bunların en güzeli sensin. Senden daha güzeli yok demek istiyor. Dikkat ederseniz burada iki farklı anlam çıktığı için tevriye sanatı vardır. Gül gülse daim, ağlasa bülbül, acep değil. Zira kimine ağla demişler, kimine gül. Buradaki gül iki farklı anlamda kullanılabilir. Bunlardan birincisi çiçek olan gül, bir diğeri de eylem olan, yani gülmek olan gül. Dolayısıyla dikkat ederseniz iki farklı anlam var ama daha çok burada kastedilen çiçek olan gül. Bu nedenle burada tevriye sanatı vardır diyebiliriz. Başka bir örneğimize bakıyoruz. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Buradaki benin iki farklı anlamı vardır arkadaşlar. Bir tanesi hani vücutta çıkan, yüzde çıkan siyah bir leke var ya, işte o ben. Bir diğeri de kişi zamir olan ben, yani benim. Dolayısıyla bu nedenle burada tevriye sanatı vardır. Tekrar söylüyorum, ben burada iki farklı anlama gelecek şekilde kullanıldığından tevriye sanatı vardır. Dikkat ederseniz bu iki anlam da gerçek anlamdır. Yani yüzdeki leke olan ben de, kişi zamir olan ben de gerçek anlamdır. Bu nedenle kinaye değil, tevriye diyoruz. Sıradaki örneğimiz, halimden yalnız uyuyanlar anlar. Buradaki yalnız iki anlama gelir. Bir diğeri sadece olan, yani edat olan yalnızdır. Şu denilebilir, halimden sadece uyuyanlar anlar. Birinci anlam bu. İkincisi ise arkadaşlar, gerçekten yalnız olan, yani tek başına olan manasında kullanılmıştır. Yani halimden tek başına uyuyanlar anlar şeklinde de bunu ifade edebiliriz. Dikkat ederseniz iki farklı anlam çıkıyor ve biz buna ne diyoruz? Tevriye sanatı diyoruz. Bir başka örnek. Bir buse mi, bir gül mü verirsin dedi gönlüm. Bir nim tebessümle o afet gülü verdi. Şimdi o afet acaba bana gerçekten çiçek olan gülü mü verdi? Yoksa gülmek olan gülü mü gösterdi? Yani gülümsedi mi? Dikkat edin, iki farklı anlam var. O yüzden ne diyoruz? Tevriye diyoruz. Herhalde tevriye sanatı bu örneklerle daha net anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Son bir örnek verelim. Fuzuli'den gelsin. Aşiyanı mur gidi zülfü perişanındadır. Kande olsam ey peri gönlüm senin yanındadır. Belki bu biraz daha zor bir tevriye sanatına örnek olacak. Ancak arkadaşlar buradaki kande iki farklı anlamda kullanılır. Birincisi kanda olsam, yani kan içinde de olsam ey peri gönlüm yine senin yanındadır demek istiyor. Bir diğeri de kandenin şöyle bir anlamı vardır. Her nerede olursan ol yine de gönlüm senin yanında olacaktır demek istiyor Fuzuli. Dikkat ederseniz kande burada iki farklı anlama gelecek şekilde kullanıldığı için tevriye sanatı vardır diyebiliriz. Ki bu beyit benim en sevdiğim beyitlerden birisi, Fuzuli'dendi. Böylelikle bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım anlatımımız sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarla ilgili yorumlarınızı bana iletin. Bundan büyük bir mutluluk duyarım. Öyleyse arkadaşlar, hepinize başarılar diliyorum.
Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.